ve Dayanışma Günü bugün ve 24 ekipleri de kritik noktalarda. Şimdi 24 muhabiri Melis Bakangöz 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Etkinlik Alanı'ndan karşımızda olacak. Yine 24 muhabiri Fatma Nur Hacıoğlu Ramazan Bayramı arifesi bugün ziyaretçi akınına uğrayan Edirne Kapı Şehitliği'nde olacak ve detayları bizlere aktaracak. Ama gelin ilk olarak Maltepe'ye gidelim. Bir kez daha hatırlatalım, bugün 1 Mayıs ve İstanbul'da İşçi Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan etkinliğin asıl adresi Maltepe. Hemen o noktaya dönelim. Karşımızda da Melis Bakangöz var. Evet Melis Bakangöz, söz sende. Maltepe'de gerçekten çok ciddi bir kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle tabii 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun diyeyim ve ardından da biz kameraman arkadaşım Dursun Şahin'le birlikte Maltepe Meydanı'na doğru yürüyerek geldik aslında ve bu noktada birçok noktada polislerin burayı çevirdiğini görüyoruz. Bir noktadan sonra gidiş artık yollar kesiliyor. Tabii bunu valilik de açıklamıştı yine. Aslında İstanbul'un pek çok noktasında pek çok yol kesiliyor. Ardından yürüyerek buraya geliyorsunuz. Tabii sendikalar özellikle vatandaşlara çağrıda bulunmuştu ve çağrının ardından da milyonlar aslında Maltepe miting alanına yürümeye başladı. Tabii bununla birlikte şunu belirtmekte fayda var. Tedbirler üst seviyede bu noktada ve şimdi görüyorsunuz tabii arama noktaları özellikle burada. Yürüyerek gelen milyonlarca vatandaş buradan aranarak miting alanına alınıyor ve ardından da miting alanında etkinlikler düzenleniyor. Tabii İstanbul Valiliği tarafından dünden beri aslında söyleniyordu. 1 Mayıs tedbirleri kapsamında saat 6'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatılmıştı. Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü gerekli izinleri alan 9 sendikanın çelek bırakması da sadece izin verdi Taksim'de. Onun dışında Beşiktaş'tan Taksim'e yürümeye çalışanlara da yine müdahale edildi. Çünkü asıl kutlama alanı Maltepe Meydanı. İşte şimdi görüyorsunuz aslında burada bir cümbüş yaşanıyor diyebiliriz. Gerçekten birçok sendika burada, vatandaşlar burada ve buraya geliyorlar. Dediğimiz gibi biz kameraman arkadaşım Dursun Şahin'le birlikte aslında Maltepe sahilinden buraya yürümeye başladık. Sahil kesimini polis ekipleri kapatmış durumdalar ve buraya gelenler yürüyerek toplanarak geliyorlar. Yine hava destekli olarak da helikopterler de aynı şekilde denetimlerine devam ediyorlar. Maltepe'ye çıkan birçok yol kapalı ancak oradan yürüyerek Maltepe miting alanına ulaşmanız oldukça kolay oluyor ve tezahüratlarla, sloganlarla birçok vatandaş sendikaların çağrılarına uyarak buraya yürüyerek geliyorlar. Dediğimiz gibi biz şu anda Maltepe miting alanındayız ve burada büyük bir coşkunun olduğunu söyleyebiliriz. 1 Mayıs emeğin ve dayanışmanın günü 1 Mayıs aslında ve tabii 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Taksim yerine asıl kutlama alanı Maltepe miting alanı ve Taksim'e çıkmak isteyenler de tabii birçok noktada polis ekipleri yolları kapattı. İstanbul Valiliği bunun açıklamasını yapmıştı. Onun yerine Maltepe'ye yönlendiriliyorlar ve Maltepe'de büyük bir coşkuyla 1 Mayıs kutlanıyor diyelim ve sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Evet Melis Bakangöz'e teşekkür ediyoruz. Bir